Arkadaşlar şimdi boyumu küçültüyorum ve Tarık'ı trollüyorum. Bakın Tarık orada arkadaşlar, odun kırıyor. Şimdi o benden habersiz bir şekilde hayatta kalırken arkadaşlar onu öyle bir trolleyeceğim ki kafası gidecek. Bakın arkadaşlar, bu da benim odun evim. Bakın burada yatağım var. Bildiğiniz arkadaşlar ağacın içerisinde küçücük ev yaptım kendime. Burası benim karargahım. Neyse bakalım Tarık ne yapıyor arkadaşlar. Ah bakın hala odun kırıyor. Tamamdır, 5 tane odunum oldu. Şimdi çalışma masası yapıp kendime kazma yapacağım. Yap bakayım çalışma masasını Tarık. Bak şimdi çalışma masanı nasıl kırıyorum seni. Böyle arkadaşlar gidelim gidelim gidelim. O çalışma masasını koydu. Şimdi arkadaşlar yaptığı çalışma masasını yerle bir edeceğim. Böyle hop, tamamdır, kırdım. Ha? Ne oldu çalışma masasında be? Kendi kendine kırıldı. Neyse ben şimdi madene ineceğim. İşte şüphelenmedi. Nereye kayboldun Tarık, yetişemiyorum sana. Aa, tamam arkadaşlar, orada görüyor musunuz? Neyse eskerimize gördürelim de fark edilmeyelim. İnsan bir şaşırır ya, ne bileyim yani, çalışma masası neden kırıldı acaba diye bir sorgular yani. Bana arı sokacak beni. Arı git buradan. Arı benden daha büyük. Aha Tarık orada. Burunda kömür buldum. Şimdi şu kömürleri kırayım. Sonra demir bulayım. Demirlerden de kendime demir eşyalar oluşturayım. Şimdi arkadaşlar Tarık'a sahte madenler hazırlayacağım. Bakın orada kömür kırıyor, hemen küçülelim. Evet bakın şimdi ne yapıyorum. Tarık arkadaşlar orada kömürleri kıra dursun. Kafanı diğer tarafa çevirsene Tarık. Niye buraya bakıyorsun? Heh, tamam. Buraya şöyle obsidyen koyuyoruz. Buraya koyuyoruz. Hızlı olmamız lazım arkadaşlar. Tarık buraya bakmadan hemen çabuk çabuk bitirmeliyiz şunu. Tamamdır, obsidyenleri koyduk. Şimdi arkadaşlar obsidyenlere demir görünüm vereceğiz. Böyle bakın arkadaşlar. Hop. Tamamdır. Şöyle tıklayalım. Biraz daha şöyle tıklayalım. Bakın arkadaşlar sahte obsidyen madeni. Aslında arkadaşlar bu obsidyen ama demir olarak gözüküyor dışarıdan. Tarık demiri kırmaya çalışacak ama aslında obsidyeni kırmaya çalışacak. Farkında bile olmayacak. Tamamdır arkadaşlar. Sahte madenlerimiz hazır. Bunların hepsi sahte madenler. Kırmanız imkansız. Bakalım Tarık ne yapıyor arkadaşlar. Bitirebildi mi kömürleri? Henüz bitiremedi. Oo, bir sürü kömürüm oldu vallahi. Kömür zenginiyim. Kömür fabrikası kuracağım yakında. Sen bu kafayla fazla yaşamazsın Tarık. Sen olsa olsa çöp fabrikası kurarsın. Tamamdır. Oo, demir var burada. Demirlere bak. Kır bakalım Tarık. Ne kadar güzel demirler, öyle değil mi? Kaç tane demir var? 4 tane. Kendime bir tane bot yaparım. Kır bakalım, kırabiliyor musun? Bu nasıl bir demir madeni be? Bir türlü kıramadım ya. Allah Allah. Ne bu böyle? Allah Allah Tarık. Bir de elinle kırmayı dene istersen. Tarık ya, obsidyeni kırmaya çalışıyor. Sanırım Minecraft bozuldu. Hayatımda ilk defa böyle bir şey şahit oluyorum abi. Kırılmıyor. Bir kere bile kırılmıyor. Şu anda Tarık tahta kazmayla obsidyeni kırmaya çalışıyorsun. Farkında değilsin. Neyse kafayı yiyeceğim. Ben çıkıyorum. Demir falan toplamayacağım. Benim bugün Minecraft'ımda bir bozukluk var. Minecraft'ımda bozukluk olduğu yok Tarık. Seni ben trollüyorum. Haberin yok. Şimdi kendimi odunu kıracağım ve sonra ev yapacağım. O Tarık ev yapacak arkadaşlar. Odun kırmaya gitti. Durun durun. Odun kırmasına izin vereceğim. Trollemeyeceğim şimdi onu. Evini bir hele yapsın. Evini yaptığı zaman arkadaşlar trollerime devam edeceğim. Yeter be Tarık. Ormanı temizledin neredeyse. Ormanda ağaç kalmadı. Şimdi evimi nereye yapsam acaba? Dur bakayım. Şuraya yapacağım. Burası çok iyi. Tam da yerine yaptı vallahi. Tam da gözümün ucunda. Tamamdır arkadaşlar. Tarık evini yapmaya başladı. Şimdi Tarık bir evini bitirsin arkadaşlar. Küçüleceğim ve evine gizli bir geçit açacağım. Şöyle şöyle. Tamam. Evini biraz küçük yaptı Tarık. Trollemem kolay olsun. Büyük elleri trollemekte zorlanıyorum. Aa, beni görecek, beni görecek. Bakın arkadaşlar bak, bunlar sayesinde büyüyebiliyorum da ayrıca. Bununla da küçülüyorum. Neyse bakayım, Tarık bitirdi mi evini? Daha yapıyor ya. Biz Tarık'ı bekleriz daha arkadaşlar. Daha çok zamanı var. Aa, neredeyse evi bitirdi. Şimdi tünel oluşturmaya başlayabilirim. Tamam arkadaşlar, evin arkasından geldim. Buradan gizli bir tünel oluşturacağım eve doğru. Tüneli oluşturmak için şu eşyaya ihtiyacım var. Hatta şuradan açalım tüneli. Buradan arkadaşlar büyük kübü seçelim. Şöyle. Of, bu çok büyük oldu. Biraz daha küçültelim bunu. Şöyle 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 şöyle. Tamamdır. Tarık ne yapıyorsun bakalım orada? Şuraya çalışma masası koyayım. Olamaz. Tünelimin ucuna çalışma masası koydu. Tünelim kapandı. Dur bakayım, çalışma masasının içinden geçebiliyor muyum? Aa bak, geçebiliyorum. Beyin bedava. Beyin bedava. Şöyle arkadaşlar yapalım, geçelim. Şu an çalışma masasının içinden yaptım tüneli. Tamam. Aha. Şu köşeye de fırın koyacağım. Allah aşkına Tarık, güzelim tünelimi kapatma. O kadar tünel açıyorum, kapatıyorsun. Buraya ne koysam? Yok, yatağı şöyle koyayım. Aynen, yatağı böyle koyacağım. Şuraya da sandık koyayım. Ya! Tarık gene tünelimi kapattı. Yeter artık. Benimle dalga mı geçiyor ne acaba ya? Allah Allah, sürekli tünelimi kapatıyor ya. Şansa bak. Neyse ben de yenisini oluştururum. Şöyle arkadaşlar yenisini oluşturalım. Tamam. Ne yapıyorsun Tarık? Dur bakayım. Acaba kaç tane cama ihtiyacım var? 1, 2, 3, sonra 4, 5.
5. Say Tarık, say say. Bakalım kaç tane ihtiyacın var mı? 8, 9. Tamam. Ana benim o kadar kumum yok ki. En iyisi gidip ben bir kum kırıp geleyim. Ha, Tarık evi terk etti arkadaşlar. Nereye gidiyorsun Tarık? Bakayım nereye gidiyorsun? Ha, arkadaşlar bakın orada kumsalda kum kırmaya gitti. Bakalım ne kadar kumun varmış. Güzel kumlarmış bunlar. Alalım şu kumları. Hatta şu kömürleri de alalım. Hatta şu camı da alalım. Arkadaşlar fırındaki her şeyi aldım. Bakalım Tarık'ın tepkisi ne olacak? Hemen arkadaşlar gizli geçtiğimize geri dönelim. Tarık beni burada hayatta bulamaz. Aha Tarık eve geldi. Ha? Fırındaki kumlar nereye gitti? Acaba nereye gitti? Bugün benim Minecraft'ımda bir sıkıntı var arkadaşlar. Ya bir şeyler kayboluyor ya bir şeyler kırılıyor. Ben mi kafayı yedim yoksa Minecraft'ım mı bozuk? Bence sen kafayı yedin Tarık. Allah Allah, neyse. Şu elimdeki kumları bari fırına koyayım da cam olsunlar. Tamam Tarık, tamam, bu sefer kumlarını çalmayacağım, merak etme. Camları rahatlıkla yerleştirebilirsin. Bari şu kumlar oluverirken ben de zemini halledeyim. Eyvah, Tarık zemini kırmaya başladı. Çınka 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 çınka. Tarık burayı kırıyor, Tarık burayı kırıyor. Aman Allah'ım, o düşüyordum aşağı. Acilen arkadaşlar gizli geçtiğimi yenilemem lazım. Tarık yoksa gizli geçtiğimi bulacak. Dur abi, dur. Yeni bir gizli geçit açacağım şuradan. Bu sefer arkadaşlar gizli geçtiğimi üstten açıyorum. Böyle arkadaşlar yeni gizli geçtiğimizi oluşturmaya başlayalım. Şöyle. Tamam. Böyle. Tamam. Bakın bu gizli geçtiğimiz daha iyi oldu. En azından daha güvenli. Oo, evin yeni zemini mükemmel oldu. Hem de soğuk kış günlerinde sıcak tutar. Tabii canım Tarık, çok sıcak tutar. Neyse bakalım camlarım olmuş mu? Eğer camlarım olduysa camları koyayım. Vallahi camlar olmuş ama böyle camları teker teker kıracağım Tarık. Umarım beni görmez. Tamam, görmedi. Oo, evim mükemmel mis. Buraya doğru bakıyor. Gözükmemem lazım arkadaşlar. Küçük de olsam gözükürüm vallahi. Eğer gözükürsem bütün her şeyim suya düşer. Şuraya arkadaşlar kapımızı koyalım. Oo, kapımız çok canlı. Televizyonumu da şöyle koyayım. Yine tünelimi kapattı. Aslında çok kapatmamış ya. Yok ya, kapatmış arkadaşlar ya. Of, yeter artık be. Köstebek yaptın bizi Tarık be. 2 saattir tünel oluşturuyorum. Ya artık tünelime eşya koymayı bırak ya. Adam gitti tam önüme televizyon koydu. Tamamdır arkadaşlar, tünelimiz şu anda daha iyi. Bakın kıra kıra cama geldik. Neyse, evim süper oldu. Televizyonum var, yatağım var, her şeyim var. Şimdi birazcık maden kıracağım. Aa, Tarık evden gitti arkadaşlar. Nereye gidiyorsun Tarık? Nereye gidiyorsun? Tamamdır arkadaşlar, Tarık evden uzaklaştıysa B planına geçebiliriz. Evi yok etme zamanı. Şöyle arkadaşlar örümcek ağları koyalım. Evin çok kötü Tarık. Her yer örümcek ağ olmuş. Şuraya lav koyalım arkadaşlar. Bir iki tutuşur da ev yanar. Tamam. Hatta birazcık arkadaşlar şöyle ateş yakalım. Bu ev birazcık soğumuş gibi. Doğalgaz sistemi de yok hem de. Ateş yakarak ısınırız. Şöyle arkadaşlar yakalım evi. Tamamdır arkadaşlar, Tarık'ın evini mahvettim. Şimdi son olarak kapısının önüne arkadaşlar sahte çimen koyacağım. Bu sahte çimen ne işe yarıyor diyeceksiniz. Bakın şimdi, bakın normal dışarıdan gözükmüyor. Böyle geldiğinizde bakın çimen aşağı düşüyor. Tarık böylelikle tuzağıma düşecek. Tarık için burada güzel bir yer hazırladım. Tamamdır. Tarık arkadaşlar acaba evine döndüğünde tepkisi ne olacak? Çok merak ediyorum. Aha, geliyor uzaklardan gönlümün efendisi. Gel bakalım Tarık, gel bakalım. Dur küçüleyim de görmesin beni. Oh, evim yanıyor. Aha, kim yaptı bunu? Acaba kim yaptı? Tüh be. Yazık olmuş. Olamaz arkadaşlar. Bari eşyalarımı kurtarmalıyım. Ne yapacağım ben? Gir de evine, kurtar bakalım eşyalarını hadi. Aha düştü. Uzağıma düştün yavrum. Tarık. Demek ki bunların hepsini yapan sendin he? Evet bendim. Sen bittin. Tarık sen o demir zırhı ve elmas kılıcı nereden buldun? Madene indim. Hadi ya, ben bilmiyordum. Neyse Tarık, hadi görüşürüz bakalım. Hayır. Tarık arkadaşlar Mortingen. Her neyse canım ailem, bir videonun daha sonuna gelelim. Bugün Tarık arkadaşım arkadaşlar çok feci bir şekilde trolledim. Onlara eşek şakası yaptım. Videoyu eğer beğendiyseniz video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Sağ ve sola giden video var. Tıkla. Sağ sola giden çıkan videoya. Lütfen tıklamayı unutmayın, hadi bakalım. Size çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve bay bay.